Evet. Garo Mafyan'la başlayalım. Aylin çok değişmişsin. Seni tanımakta zorluk çektik biliyor musun kızım? Çok değişmişsin. Çok güzel olmuş. Çok değişmişsin. Teşekkür ederim. Geçen haftalar parçalar, parça seçimi. Tabii ki bir takım etkenler var buna fakat. Yani kargrafi hazırlamışsın. Ama tabii o kargrafiyi değerlendiren sahnedeki yorumculardır. Ben değilim. Müzik adına iyi. Devam. Tebrikler. Burada ben Garo Sağ ol. Mafyan'a bir şey sormak istiyorum. Ailen için değil. Geçen hafta bir sözünüz vardı. Dediniz ki, yani bana arkadaşlarımdan telefonlar geliyor. Çok yumuşak davranıyoruz. Birazcık daha eleştireceğiz bu hafta dediniz. Ama daha şu ana kadar bir şey yok. Osman Tan eleştirecek bir şey olmazsa niye eleştireceksin? Yani eleştirileri o kadar güzel yapıyoruz ki ve arkadaşlarım hakikaten en ufak hassas noktalara kadar söylüyorlar. Ve bu yapıcı bir eleştiri ve en güzel noktaları söylüyorlar. Hayır, arkadaşlar söylüyor da siz niye söylemiyorsunuz? Ama siz söylüyorsunuz Martin. Ben müzik olarak yani söyledim size. Arkadaşlar Herkes Erol söylüyor. Taş, Hayır estağfurullah. Vahiy Öz, rahmetli. Detone olduğu Ben zaman de Ali söylüyorsun. Erdoğan. Söz Ali ona Erdoğan geldiği zaman da rahmetli. zaten bitiyor. Ben Ahmet Tarık Tekçe, Edison, Ayhan Işık. Sürekli. İyi adamlar hep değil He, mi? Hep iyi adamlar. Söyleyin abi ne varsa estağfurullah. ortalığı. Hayır biraz bir şeyler var karpuzu dediniz. Kırın yani kırın karpuzu. Ben... Onu merak ettim. Bir şey var. Ufak ufak çekingenlik var tabii. Ufak çekingenlikleri her zaman bazı şeylere tolerans göstereceğimizi söylemiştik. Bariz hata olmazsa ki çocuklarımız bariz hata yapmıyor zaten. Her hafta çalışıyorlar. Bu çocuklar da bir insan. Ve deliler gibi çalışıyorlar hafta boyunca. Osman tam bunu biliyoruz. Tabii. Burada olan ufak bir hatayı mutlaka tolere edebiliriz. Ama ben dediğim gibi yani belki bir yerde heyecanlandı, bir şey oldu. Olabilir bunlar. Gayet doğal insan şey ama olduğu zaman da zaten söyleniyor. Bir iki yerde de bir şey hata vardı. Ne gibi hatalar kendisini geliştirmesi için bir hafta Hayır, boyunca? parçaya girerken ürkekti. Birkaç yerde bir ufak detone oldu. Belki parça seçiminde bir hata da olmuş olabilir. Heh. Ama Aylin iyi şarkıcı. Bravo. Bravo. Ben bu O fikri ayrılık söylerim. mı ne bir yerde bir deton oldu. Şimdi ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Teşekkür ediyoruz Garo Bey. Bu yarışmanın üçüncü haftası. Evet. Üç haftadır Aylin'de şöyle bir şeyi göremiyorum. Mersin'de gelip yarışmaya katılıp bizi havalara sıçratan Aylin'in performansını ben bu sahnede göremiyorum. Yani ya şarkı seçiminde bir yanlışlık var ya sahnede kendini çok fazla kasıyorsun. Ya sana üstüne yapılan şeylerden hoşnut değilsin. Bu çok önemlidir sahneye çıkan biri için. Kendini aynada beğenmezse o insan şarkıya asla konsantre olamaz. Çok önemlidir yani. Ya öyle bir Fakat şey var bizim bilmediğimiz. ya Ama ben tatmin bana olamıyorum göre Aylin'in. Şöyle bir şey var. Müthiş Bu söylüyor kızın çünkü Türkçesi normalde. çok zayıf. Şarkıyı bir hafta içinde öğreniyor, Evet. yorum katıyor ve okuyor. Bu Ama çok zor Seyfi bir Bey şey. Mersin'de de bize Türkçe söyledi. Yani Türkçe de söyledi. Biz bayıldık. Hatırlamıyor musunuz? Ben çok zor çalıştığını zannediyorum. Çok zor şarkı çıkarabildiğini tahmin Ayrıca şey ediyorum. diyordu bize, beni İstanbul'a götürün, bak beni kaçırmayın, ben çok çalışkanımdır diyordu. Evet. Biz de kaçırmadık onu ama... Ne diyeceksin Aylin'cim? Haklısınız. Bir şey diyemem. Yani haklıyız ne anlamda? Çalışıyoruz. Gerçekten çok Sen çalışıyorum. de mi kendini hala ifade edememenin sıkıntısını taşıyorsun? O anlamda mı haklıyız? Hayır. Yani nasıl diyeyim? Çok çalışıyoruz ama... Bilmiyorum. Tabii ki ben de memnun değilim. Şimdi performansım bence Neden rezaletti değilsin? yani. Ne? Yok, Yok rezalet rezalet o değil. kadar Öyle da bir şey abartma canım. söylemedim. Rezalet falan değil gelecek de. hafta inşallah Ha? kazan ya elenmezsem gelecek hafta. Ama ya gerçekten Ya çok bu çalışıyoruz. lafları, bu lafları ilk elediğimizden beri gelecek hafta beni Evet, İstanbul'a götürün, bıttınız. beni Antep'ten oraya götürün, beni bilmem ne Ankara'dan bile götürün. Tatile Tamam Daha da. nasıl yapalım? Getirdik buraya. Halen önümüzdeki hafta bak ne olacak. Yok ya, milleti uyutacaksın. Hadi ben bir şey diyeceğim şimdi. İbrahim Tatlıses Bey, ben sana bir İngilizce şarkı vereceğim. Gelecek haftaya kadar lütfen öğren ve yorumunu kat, her şeyi yap. Çok güzel olacak. Olur. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu da İbrahim Tatlıses ha yani okur. Onu da söyleyeyim yani. Saygım var. Saygısızlıkla ilgisi yok mu yani? Sen ne zaman
Biz sana yani ben şahsım adına bir defa yalancısın dediğimde çok doğru söylemiştim. İyi bir şarkıcı değilsin. Böyle olağanüstü bir şarkıcı değilsin. Gevrek bir sesin var. Zaman zaman seni konuşturduğumuz zaman sempatik hale geliyorsun. Ben bunu özellikle yapıyorum. Senin ezilmeni istemiyorum. Ama sen bazen edep sınırlarını aşıyorsun mesela. Bir şey diyeceğim. Bana demiştiniz ki... Beni iyi dinleyeceksin bir defa bir. Sen bir kız çocuğusun ve bir bayansın. Sana kesinlikle bir hakaret, kesinlikle bir laf ağzımı açamam. Mümkün değil. Ha sana söylemişim, ha anneme söylemişim. Hakaret yaptım ama hatırlıyorsunuz. Diyorsun ki... Peki, devam edelim. Bir saniye arkadaşlar, devam edelim. Diyorsun ki, o zaman ben sana bir İngilizce parça vereyim, bir haftada ezberle, yorumunu kat söyle. Biz sana Türkçeleri veriyoruz, okuyamıyorsun. Nasıl ezberleyeceğim ben İngilizceyi? Yani böyle bir cümle sana yakıştı mı? İşte ben onu diyorum. Sana yakıştı mı? Ben Türkçeyi... Kızım, sana böyle bir cümle yakıştı mı? Tamam, ben bir şey demeyeceğim. Sadece şimdi bir ben tek bir şey laf söylersem, diyeceğim. Sen bir laf söylersem haftaya elenirsin biliyor musun? Niye diye sorarsan. Çünkü sen sevenleri olan bir insana diyorsun ki İngilizceyi... Yani bu çok bana ayıp değil ama sen... yani korsede yakışmış Allah var. Göbeğini kapatmak için. Evet, Madonna da giyiyor bunu. Britney Spears de giyiyor, teşekkür ederim. Kim? Yakışmış diyor o zaman. Madonna, kilolukla ilgisi yok. Madonna da giyiyor, Britney Spears de giyiyor. Britney Spears. Kim o? İdo Yaso, İdo biliyordur. Evet. Bir şey demiyorum. Konuşun. Güzel kızım. Güzel evladım. Kendine bir koreografi çiziyorsun. Elinde bir şeyler. Şimdi iyi bir oyuncu olsan onları yap. Geçen hafta elini böyle yaptın. Sana anlattım gözlerini kapat diye. Senden muhatap olmayacaktım. Yine puan alıyorsun diye oluyorum şimdi mecburen. Puan alasın diye oluyorum. Ama bana diyorsun ki İngilizce oku. Allah cezanı verecek. Fransızca desen tamam. Demiştiniz ki sesim o kadar güzel değil demiştiniz. Normal, gevrek falan dedin. Evet. Ya biz niye ne diyeceğim? Buradayız? Kalın mı diyeceğim? Yo. Biz niye buradayız? Çünkü peki, seslerimizi geliştirmek Türkçe için, olarak, şarkı Türkçe olarak, söylemek için, Türkçe insanları olarak, eğlendirmek için. Türkçe olarak! Evet. Gevreğin manasını biliyor musun? Gevrek ne demektir? Yani böyle ince. Hayır. Kıvrak bir sesin var. Yani... Gevrek ses olarak kullanılmaz. Simitte kullanılır gevrek. Yani çok yumuşak, kulağa ruha hoş gelen bir ses tonun var. Yani çok güzel yuvarlayabiliyorsun kelimeleri. Yani vesaire, gevreğin anlamı vesaire. Yumuşak anlamındadır o. Ama sen bu geçen haftadan, yani bu hafta geçen haftadan çok iyisin. Bir yerde akord oldun, deton oldun hocanın da dediği gibi. Onun dışında bir sana daha bir şey demedik. Şarkı cır cır cır, Allah bir dil verip pabuç. Aylin. Şarkın yanlış. Bu şarkı sana olmamış bir kere. Baştan en önemli ana şey bu. Yani... İnşallah elenmezsin ya Rabbi. Amin. Çünkü haftaya malzeme lazım bana. Çok iyi bir malzemesin benim için. Ha maşallah vallahi. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ ol. Herkese çok sağ ol. Saygım sonsuz size hepinize. Seyfi Bey'in de söyleyecekleri var. Ben yok. Rica ederim. Ha, estağfurullah. Seyfi Bey. Seyfu. Biraz olsun keyfu. Yan yan bakma. Kibarlık kadar, efendilik kadar güzel bir şey olamaz. Yavrum, ben senin çektiğin zorluğu anlıyorum. Ancak çok emek verdiğinin de farkındayım. Hiç emek yok, şu kadar bile. Aa, yemin ederim. Yok, öyle değil. Var mı? İbrahim Bey. Var mı? Ya sıfırdan hiç bilmediği bir şarkı ezberliyor. Onun için ne kadar ya zor bir şey, kolay değil ki. Abi müsaade et. Bir de Türkçesi de zayıf yani. Nasıl zayıf ya? Nasıl zayıf? Ne, ben söz hakkımdan vazgeçtim efendim. Tamam, güle güle. Teşekkür ederim. Dinliyoruz Seyfi Bey. Hayır, tamam, güle güle. Lütfen. Söyledim işte, söyleyeceklerim bu kadardı zaten. Çok
uğraşıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Yani dediniz. Bana göre çok zor bir şarkıyı çıkarabiliyor. Ben tebrik ediyorum. Çok aman aman değil ama kolay iş değil onu yaptı. Bilinen bir şarkıya yorum katabilirsin. Bu çok kolaydır. Önce şarkıyı öğreniyor, sözlerini öğreniyor, melodiyi öğreniyor ve yorum katmaya çalışıyor. Bu çok zor. Gene de yapmaya çalışıyor. Niye bu yani. Hiçbir şarkıyı bilmiyor muydu ya? Biliyorum. Hiçbir şarkı bilmiyor muydun? Ben Avustralya'da İngilizce müzik dinliyordum çoğu. Hı? Türkçe müziği dinliyordum ama öğrenmemeye çalışıyordum. Çünkü nasıl diyeyim? Buradayım, şimdi her zaman duyuyorum, her zaman söylüyorum, herkes söylüyor, öyle öğreneceğim. Ama Avustralya'da farklı, herkes İngilizce müzik söylüyor. Türkler çok az Avustralya'da, çok az. Avustralya'da? Bu arada Wollongong'a merhaba diyorum. Avustralya'da Türkler az. Gerçekten çok az, bak. O zaman biz niye senede iki defa gidiyoruz? Sizin gittiğiniz yer Auburn, Sydney. Sydney'in Auburn ya, Auburn Türkler yani. Siz neredeydiniz? Biz Auburn'da değil, Wollongong. Wollongong surfi, işte surfing, skating, ondan sonra hepsi var yani. Türkler çok az. Maşallah, maşallah, maşallah. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet, jürimizin yorumlarını ve Aylin'in performansını izlediniz. Eğer Aylin'e oy vermek istiyorsanız, cep telefonlarınıza 102 yazıyorsunuz, 29.55'e gönderiyorsunuz. Almanya için 87, 777. Bakalım sıcak odada neler oluyor.